Üniversitede hoş geldiniz hocam. Sağ ol. Benim sormak istediğim soru şu. Türkiye Cumhuriyeti'nde milli şuur, tarih şuuru, tüm milli kültürü o kadar soysuzlaştırılmaya çalışılıyor ki sadece tedris bakımından usulce bir tarzı okulların açılması, reformist kadroların tez elden yetiştirilmesi gerekmez mi? Yani bugün Rusya Müslümanlarına Rusya tarafından yapılan asimilasyon politikası hükümet tarafından Türk milletine bizatihi şekilde yapılmakta. Bu ne gibi mesela hükümet tarafından? Hükümet Türkleri sevmiyor biliyorsun. Ama nasıl bir asimilasyon yapıyor ki? Hocam 2500 yıllık Türk efendim? Türk geleneklerinin 2500 yıllık kadim Türk devletinin oluşturduğu Türk kültürünün yıpratılması nasıl Rusya Müslümanlarında Rus hükümeti tarafından yapıldıysa şahsımca Türk hükümeti tarafından da Türk milletine aynı şekilde yapılıyor. Yani bunun önüne geçmek maksadıyla bunun önüne geçmenin tek usulü vardır. Bir kere Türklerin birçok Müslüman milletlere göre geç girdikleri, geç tanıdıkları değil. Çünkü inanışa göre hali beladan beri bütün insanlar Müslümandır zaten. Fakat bize geç sahip olan, biliyorsunuz değil mi? Bir okul kitabı örneği verdim hep Almanya'da, bu leksikon. Bir de zi maddesi var, İranlı meşhur şair girişinde yazıyor ki, bu diyor Türkler diyor, İran'ı 652'de fethedip İslamlaştırdıktan sonra diyor, zırcağın var. Fakat o cehaletin arkeolojisini aradım. Çünkü adam için Türk demek fütuhat yapıyor ve milletlerin dinini değiştiriyor. Yani o konudaki sabıkası Araplardan da beter, öyle görünüyor. Şimdi bu tabii pek doğru değil, doğru olmadığını biliyorsunuz. İlk İslam devleti 10. asırmış. Çin Türkistan'a, Karahanlılar. Ardından 18. yüzyıla kadar devam etmiştir Türklerin İslamlaşması. Şimdi benim size söylemek istediğim, başka milletlere göre belki geç bize zahir olan bu İslam dilini bir kere bilmeniz, öğrenmeniz, bu söylemi, bu inancı, bu nutku, bu bilgiyi böyle olur olmaz güncel adamlara bırakmak.